Yaratan Rabbimize hamd ederiz. Yaşatan, var eden, varlığından haberdar eden, bizleri Müslüman olarak yaratan, mümin olarak yaratan, daha doğar doğmaz kulağımıza ezan okunan bir dünyada gözlerimizi açmamıza sebebiyet veren, sebep olan Rabbimize hamd ederiz. Verdiği tüm nimetlerden dolayı da hamd ederiz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, hadislerini okuduğumuz Efendimiz'e salat ve selam ederiz. Ekran başında bizleri izleyen tüm Kanal Urfa izleyicilerine ve tüm müminlere, tüm hadis dostlarına Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti, inayetini, ikramını, ne varsa, ne kadar güzellik varsa onların üzerine olmasını Rabbimizden niyaz ederiz. Hadis dostları diyeyim ben, öyle başlayayım. Hadislerle İslam Efendimiz'den mesajlar 3. ciltteyiz. Bu hafta ihanet konusunu, nifak alameti sayılan ihanet konusunu işleyeceğiz. Müminde olmaması gereken bir konuyu işleyeceğiz. Hıdır hocamızla beraberiz. Hocam, sağlığınız, sıhhatiniz, iyi gördük aslında da sizi. Allah razı olsun. Duymak isteriz. Eksik olmayın. Hamdolsun hocam. İyiyim. Çok şükür. Neşeli gördük. Allah razı olsun. Zinde gördük. Hadisler bizi neşeli yapıyor hocam. Eyvallah. Allah hocam. Razı olsun. Hocamız dersten çıktı geldi. Bu meşguliyetin arasından hadis olunca zaten akan sular duruyor. Bize de güç veriyor inşallah. Hocam bu hafta konumuz ihanet. Evet. Nifak alameti yani. Nifak alameti, münafık alameti denilebilir mi? Evet hocam. Münafıktaki şeylerden bir tanesi. Müminle evet. Asla bir araya gelmemesi gereken, çünkü mümin güvenilir insandır, emin evet. insandır, ihanet etmeyeceği. İnşallah zaten okuyacağız, Hayber olayı var işin içinde. Müsaade ederseniz ben hadisleri okuyarak... Buyurun hocam. Artık hocam yaşlanmışız galiba, gözlük yakını hemen çıkartmam gerekiyor. An Ebi Hureyre radıyallahu anh ve tüm sahabeler için radıyallahu anhum ecmain, Allah hepsinden razı olsun. Anin Nebi sallallahu aleyhi ve selleme kal ayetul, bazen ayetul de geçiyor. Bazen öyle geliyor hocam. Ayetul tamam. Çoğul. Yani yanlış okumuyorum. Yok hocam. Tamam. Ayetul münafiki selas. İza haddese kezebe ve iza tumine khane ve iza vaade ehlefe. Başka versiyonda ikincisinin öne alındığında da evet, geçiyor bazen ama bile şey oluyor. Anlam aynı. Der ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular. Münafığın alameti üçtür. İşareti üçtür. Şu üç şey varsa onun münafık olduğuna işaret edilir. Olur evet. mu? Evet hocam. Peki. Konuştuğunda yalan söyler ise, kendisine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder ise, bu bir şey, mal, mülk, söz. Evet hocam. Soracağız biraz evet, daha. Evet inşallah hepsini tek tek alacağız. Eyvallah. İnşallah. Ve söz verdiği zaman da sözünde durmaz ise bunlar münafığın alametlerindendir. Müminde olmaması gerekir. Ve şöyle bir söz söyleyerek hocam konuyu size bırakayım. Şu da bir Müslüman sadece buna uysa. Yani konuştuğu zaman hiç yalan söylemese. Yani bir şey emanet edildiğinde ömrü hayatı boyunca ona ihanet etmese evet. ve bir de söz verdiğinde yerinde dursa kurtuluş için birçok şeyi açmış olmaz mı hocam? Hocam kurtuluş burasıdır zaten. Bunları yaptığı zaman hocam, öyle. Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle hocam. Hocam söz sizde. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين وبعد tabii hocam burada ihanet kitabımız hadislerle İslam parantez içerisinde nifak alameti evet. ihanet nifak alameti yani münafıklığın alameti. Tabii burada şunu bunu açıklamayı ihtiyaç hissettim. Evet hocam. Mümin, münafık, Müslüman terimleri. Hocam Bakara suresinde Elif Lam Mim Bakara suresinde hocam ilk önce müminlerin vasıflarını arıyor. Müslümanların vasıflarını arıyor. Evet. İkinci kısımda ise kafirlerin vasıflarını arıyor.
Üçüncü kısımda ise hocam, ilk iki üç sayfalarda, ilk iki sayfalarda münafıkların hocam, müminleri 4-5 ayetle izah ediyor, münafıkları 2 ayetle izah ediyor, kafirleri 2 ayetle tefsir ediyor. Evet. Ama münafıkları 13 ayet serdediyor hocam. Evet. Hemen Kur'an-ı Kerim'in başında. Başında hocam. Yani nifakın ne kadar tehlikeli olduğunu, ihanetin ne kadar tehlikeli olduğunu orada Kur'an-ı Kerim'in ona ayırdığı bahsten anlıyoruz. Şimdi mümin ne demek mümin? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Allah'tan getirmiş olduğu bütün ahkam-ı diniye, dini hükümlerin hepsi, bütün erdemlikler, bütün güzellikler, namazdır, haçtır, oruçtur, bütün Kur'an'da zikredilen dini hükümleri kalben kişinin kabul etmesidir. Eyvallah demesidir. Kalbiyle onu benimsemesidir. Batınıyla tasdik etmesidir. Eyvallah. Bu mümindir hocam. Müslüman bunları fiiliyata dökmesidir. Pratiğe dökmesidir. Bir ileri aşaması. Yani iman bir teoriktir. Tamam. İslam ise pratiğe dökme. Yani namazın Hazreti Resulullah'ın getirmiş olduğu o namaz şeklini, namaza ben iman ediyorum, kalbimle iman ettim. Ben ne zaman fiiliyata döksem, camiye gitsem, gidip o namazları eda etsem, evimde kılsam, o zaman ben Müslüman olurum. Yani pratiğe döküldü mü, o zaman İslam. Nifak nedir hocam? Nifak, bu ibadetleri pratiğe döküyor. Tamam. Ama teorik olarak, kalp olarak kabul etmiyor. Namazın farz olduğunu kabul etmiyor. Sadece kendini Müslümanlardan muhafaza etmek için, yani yüzeysel olarak, görsel olarak bunu yapıyor. Haccın farz olduğunu kabul etmiyor. Orucun farz olduğunu kabul etmiyor. Yapsa bile. Yapsa bile. Yani kalbi onu tasdik etmemiş, onaylamamış. Hazreti Resulullah'ın getirdiği bütün ahkam-ı diniyeyi kabul etmeyip sadece zahiren yapmasıdır. Buna da ne der hocam? Münafık. Burada şu dersiniz hocam, ihanet, yalan söyleme bunun içine girer mi? Aslında hocam nifak iki kısımdır. Bir, inançtaki nifak. İnançtaki nifak kişiyi helak eden, ebediyen cehennemde kalmasına vesile olan itikattaki nifaktır hocam. Nedir hocam bu? İtikattaki nifak işte namaz, Resulullah namazı getirmiş, farz olduğunu söylüyor, ben kalben inanmıyorum mesela. İtikattaki nifak bu. Nifak bu. Yani Peygamber Efendimizin getirmiş olduğu bütün dini emirleri kalben kabullenmeme ama zahiren yerine getirme. Bir de furu'taki nifak. Yani itikatta değil de amelde nifak. Nifak. O ameldeki nifak ebediyen hocam cehennemi şey yapmaz. Yani yalan söyledi. Yalan bir zenüptür hocam. Tamam. Birçok hadiste de uyarılıyor mesela öyle. Tamam mı? Yalan bir günahtır. Bu yalan ettiği için o yalanın Cenab-ı Allah'ın meşiyetine kalmış. Cenab-ı Allah onu dilerse azaplandırır, dilerse azaplandırmaz. Ama kötü bir haslet olduğunu Peygamber Efendimiz dillendirmiş. Evet. Bir emanet verildi kendisine, emanete hıyanet etti. Bu hep ameli nifak buna derler. Evet. Ameli nifak kişiyi ebediyen cehennemde bırakmaz. Ama itikadi, yani inanç olarak o nifak ise kişi o zahiren sadece görsel olarak kendini Müslüman gösterir ama içi haraptır. Onun için münafıklar cehennemin en alt tabakalarında azap görürler. O itikattaki nifak hocam. İnnel münafıkîne fiddelkil esfele minenler dediği ayet-i kerime, münafıklar cehennemin en alt tabakasında azap görür dediği nifak itikadi nifaktır. Yani Allah'ı yani, kabul etmiyor. Allah'ı kabul etmiyor. Peygamberi kabul etmiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem getirdiği İslami hükümleri nedir? Kabul etmeme. Şimdi biz bunu ameli nifakı ele alacağız. Evet. Ameli nifak. Kafir de kulliyen kabul etmemek. Kafir. Hem zahiren hem batinen.
Ama onlar münafık, zahirde Müslüman gibi görünür ama batında kalben inanmıyor. Şimdi biz ameli nifakı alacağız. Tamam. İhanet hadisimiz diyor ki bunu anlatırken ihanet. Bir yerde bana müsaade edersen bugünün kıssasından da ben giriş yapmak buyurun isterim. Buyurun hocam. Buyurun hocam. Anlattıktan sonra ama. Buyur. Siz o şimdi burada hadiste diyor ayetul münafiki felâsetun. Münafıkın alameti, tabii biz bunu ne yapacağız? Ameli nifak hocam. Evet. Tamam, amelde nifak. Münafıkın alameti 3 tanedir. Yani bunlar belirdi mi bir şahısta o kişinin münafık olduğu, amelde münafık olduğu ortaya çıkıyor. Üçü de aynı anda mı? Yoksa... Bir tanesi de olsa yine nifaktan bir hasret olur hocam. Tamam. Bir tanesi de olsa. İzâ haddese kezebe. Yalan, konuştuğu zaman yalan söyler. Yalan. O zaman yani o insana güvenemiyorsun hocam. Güvenemiyorsun hocam. Yani namaz kılıyor. Namazı farziyetini kabul ediyor. Oruç tutuyor. Tamam mı? Evet. Diğer ibadetleri yapıyor. Ama büyüdüğü bey'e, çevre, büyüdüğü okul, mektep, aile öyle öğretmiş ona. Yalan kendisine böyle basit geliyor. Konuştuğu zaman yalan söyler. Bu nifak alametidir. Evet. Doğru İslam söylese dinin, bile hocam. İslam dininin tasvip etmediği bir haslettir bu. İzâ hadese kezâbe. Evet. Ve izâ va'ade ve izâ u'tumine hânen. Kendisine emanet verildiği zaman da. Diğer versiyon aklınızda. Evet hocam. Benim de aklımda o diğer versiyon. Evet. Hıyanet eder hocam. Emanet. Emanete riayet etmez. Evet. Kendisine bir emanet verildiği zaman emanete hıyanet eder. Ve izâ va'ade ehlefe. Mümin söz verdiği zaman mümin sözünde durmalı. Veya bir engel çıkarsa haber vermeli. Bir mani çıktı. Ben gelemeyeceğim. Sözleştiler. Bir din kardeşiyle görüşecek ya da bir işi yapacak. Eğer bir mani çıkarsa, bir engel çıkarsa en azından mümin olarak bu hadisin tehdidine maruz kalmaması için haber verecek. Diyecek ki benim işim çıktı. Beni muaf tutun, mazur görün. Haber verecek. Bu üç alamet birisinde olursa hocam, üçüsünden bir tanesi olursa nifaktan bir haslet kendisinde bulunur. Yani amelde münafık olur. İslam dini bunu tasvip etmemiştir. Kıssa şu hoca. Evet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in bizzat kendisinin olayın içinde olduğu. Olay da şu. Hayber Yahudileri vardı. Hı. Müslümanlara zarar veriyorlar. Ya zaten Yahudinin Müslümanlığa bir fayda verdiği de pek bilinmiyor hocam İslam tarihi boyunca. Hazreti Musa'dan tut da Hazreti Zekeriya'dan, Hazreti İlyas'tan, İsa Aleyhisselam'dan, ya. Günümüzde İsrail olayı, Filistin olayı. Kur'an haber verir. وَلَتَجِدَنَّ الْيَهُودَ اَشَدَّ عَدَاوَةً. Değil mi hocam ayet? Eyvallah. Diyor Yahudileri, Hristiyanlardan daha fazla Müslümanlara adavetli olduğunu diyor. Müslümanlar. Bulursun diyor. Evet. Maalesef öyle. Hayber'deki Yahudiler üzerine Efendimiz sefer düzenlediğinde karşı çıkıyorlar vesaire. Olay şu. Yesar isminde bir de çoban var. Yesar. Oradaki Yahudilerinden, Hayber Yahudilerinden birinin çobanlığını yapıyor. Koyunlarını da almış. Sonra bakıyor ki Efendimiz ordusuyla Hayber'i fethettiği zaman, daha fethetmeden o etrafa geldikleri zaman ne oluyor diyor, bunlar kim? Diyor işte Muhammed diye aleyhisselam bir peygamber çıkmış. Şu an diyor biz evimizi başımızı yıkmaya geldi. Diyor bunu, koyunlarını aldı. Bunu Hayber Yahudileri söylüyor. Hayber Yahudileri. Bu kendisi de Müslüman değil. Sonra koyunları alıp işte götüreceği zaman gütmeye Efendimiz aleyhisselatü vesselam ordunun yanına geliyor. Diyor işte efendim ben şeyim çobanım. Efendim de sizle ilgili böyle bir şey söyledi. Onun yanında çalışan çobanım ben. Bu onların koyunlarıdır. Ben merak ettim diye geldim. Siz peygamber misiniz? Diyor ben peygamberim. Diyor savaşmaya gelmişsiniz. Ben diyor Allah'ın peygamberiyim. Allah'ın Resulüyüm. Olayı anlıyor. Meseleyi çözüyor çoban. Peki diyor ben de Müslüman olsam olabilir miyim? Ne istersiniz? Ne yapmam gerekir? Bir şey değil. Kelime-i şehadet öğreniyor. Efendimiz onu anlatıyor. Şu da var. Bu da parantez içinde parantez hocam. Evet. Efendimiz o anda kendisine gelen birine, o Abese suresindekinin tam tersine, kendisine yönelen birine İslam'ı anlatıyor o arada. Evet. İslam budur. En kısa haliyle.
enteşhede en la ilahe illallah vesaire. Diyor ben Müslüman oldum. Diyor bu koyunlar da şeyindir. O Yahudinindir. Evet. Efendimiz diyor ki yani şu söylenebilirdi. Zaten bunlar Yahudi. Gavur. Evet. Şu an hocam böyle bir sıkıntı var. Bazı kardeşlerde şunu duyuyoruz. Ya zaten karşı taraf Hristiyan. Kandırabilirsin. Ya zaten işte bu mal aldık Kore'den, Çin'den falan. Zaten diyor bunlar Hristiyandır, gavurdur. Yani mal verirken aldatabilirsin, alırken aldatabilirsin gibi genel manada, herkeste olmayan genel manada bir şey var hocam. Evet. Bunu şey yapabilirsin, kandırabilirsin gibi. Evet. Efendimiz ise orada birazdan Hayber'i fethedecek, zaten fethediyordu arada. Hazreti Ali ile beraber şey yapıyor hocam bu. Yesar ismindeki şey, Müslüman olur olmaz da savaşa giriyor. Efendimizin yanında. Ve diyor yanındaki koyunları ne yapayım? Şunu beklersin. Ya zaten sahibi Yahudi. Biz de Müslümanız. Alın. Alın bize kalsın. Efendimiz diyor hayır. Sen diyor emanetçisin. Bu efendin de diyor yanındaki koyunların hepsi sende emanettir. Diyor hiçbir şey yapamıyorsan o tarafa doğru sür. Onları kovala ta ki gitsinler şeye. Ya. Yahudiden oraya öyle gitsinler. Olacak. Ve zaten diyor koyunlar gittiği zaman o Yahudi Amr ismindeki, Amir ismindeki Yahudi anladı ki bir iş var. Yesar gelmeyecek, Müslüman olmuş. Ve diyor Hazreti Ali'nin yanında savaşmaya başladı. Onu diyor şehit ettiler. Az önce diyor Müslüman oldu. Bir vakit namaz kılmadan. Cennete gitti. Efendimiz onu gördü. Ve diyor şu an iki tane huri yanındadır. Maşallah. Ne mutlu kendisine hocam. Emanete, hiçbir farz namaz kılmadan. Hiçbir farz namaz. Allah'ın kılmadan, hiçbir emrini yerine getirmeden. Kelime-i tevhidle. Kalben cennete giren sahabi. Kalben tasdikle. Evet. Bu zaten İslam tarihinde hocam çok örnek bir olaydır. Hiçbir ibadeti olmadan cennete giden, Allah'ın rızasına kavuşan, peygamberin muhabbetine, sevgisine kavuşan ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da savaş hali olmasına rağmen evet. O koyunları almaması. Almaması. Buradan şura geçeceğim hocam. Devletin kendisine teslim ettiği makam. Evet hocam. Devletin kendisine teslim ettiği araba. Evet. Devletin kendisine teslim ettiği silah. Evet hocam. Emanet olarak. Evet. Askerdeydik hocam. Silah kayboldu birinin. Bir tane arkadaş da dedi ki ya silahın maliyeti belli. Silahın maliyeti belli. Evet. Ya bu adam kaybetmiş, bulamıyor. Bunun maliyetini ödese çok büyük tepki aldı. Dedi o şereftir. Devletindir. Sana teslim ettiği bir şereftir. Onu kaybettiğin zaman şerefinde sıkıntı çıkar. Eğer ihmalin varsa. Evet. Şimdi devletin teslim ettiği silahlarla, F-16'larla 15 Temmuz darbesi yapıldı. Evet. Bunu küçük görenlere söylüyorum hocam. Bu konuyla ilgili olarak söylüyorum. Evet. Ya da bir bebek bakıcısı. Anne baba çocuğu onlara emanet etti. Buna evet. Bak. Onun için de para arıyorsun zaten. Ya da devletin kendisine teslim ettiği makam arabasını evet. Amacı dışında pikniğe gitti. Evet. Ya da bunu duyduğumda çok üzüldüm hocam. Devletin kendisine teslim ettiği arabayla çoluk çocuğuna araba alıştıran. Evet hocam. Bunu duyduğumda hakikaten çok hocam yaraladım. Yani hakikaten bu Müslüman bir toplumdayız. Yani Müslüman bir toplumda hocam bir mesela bu amme malıdır hocam. Devletin malı ne demek? Ammenin hocam. Herkesindir. Özel şey değil, özel sektör. Gidersin bir halallık dilersin. Hı. Böyle başına geldiği zaman. Sahibi ama tektir. Bu hocam 80 milyon, 81 milyonun malıdır hocam. Yani bunun kimden halallık dileyecek? Eğer bir insan kendi şahsi işleri için bu ammenin malını kendi çıkarları için, şahsi giderleri için eğer kullanırsa yani bunun vebalı yarın mahşerde 81 milyon insan gelip kendisinden hesap soracak. Bu da şeye girer mi hocam? Münafık alametine. Tabii ya kendine emanet verilmiş, emanetine riayet etmiyor. İhanet ediyor. İhanet ediyor hocam. İze tumine khane. Kendisine emanet verildiği zaman o emanete riayet etmemesidir. Bu ize tumine khane geniş hocam. Yani şahıs normal kendi bedeni de yanında bir emanettir Cenab-ı Allah'ın. Eğer eli vermişse Rabbul Alemin bu gözleri bize vermişse, bu dili bize vermişse hakkı haykırmak için değil de başka şeyler için kullanırsak yine emanetimize hıyanet etmiş oluruz.
Eğer bu eli Cenab-ı Allah'ın bize vermiş olduğu bu el nimetini eğer biz kötü şeylerde kullanırsak yine emanetimize hıyanet etmiş oluruz. Yani hırsızlık yapan bir insan hırsızlıkla beraber... Hırsızlıkla beraber emanete hıyanet etmiş. Kıyamet gününde ihanet eden her kişi için bir sancak dikilecek. Evet. Dehşet bir şey hocam. Ve bu falanın ihanetidir denilecek buyurdular. Evet. Yani bazen af var hani okuyoruz. Bazen Cenab-ı Allah'ın mağfiret olayı var. Kapatıyor, okuyoruz. Hani ifşa edilecek ayrı bir şey. Fakat hocam kıyamet gününde ihanet eden her kişi için bir sancak dikilecek. Hani her yalan söyleyen için bu yok. Hocam, her kumar oynayan için hocam şu aslında yani biz yani normal hadislere bütün olarak baktığımızda tamam. Hocam bu hem hayırlı şeylerde, iyi şeylerde de hem kötü şeylerde. Evet. Mesela namazla meşhur olan, ömrü boyunca namazla meşhur olan bir mümin namazıyla şöhret bulmuşsa, namaz ibadetiyle hep ömrünü geçirmişse yarın ona bir sancak dikilecek hocam. Hmm. Zekatıyla eğer meşhursa hocam, ona ağırlık verilmişse diğer ibadetleri yaparak ona da bir sancak dikilecek hocam. Eğer kendisine emanet verilmişse ve ömrü boyunca bu emanet, bu şeyi hainliği eğer yapmışsa ona da sancak dikilecek. Yalan söylemişse bu yalan söyleyenlerin sancağıdır yerde. Bütün hadislerde bu genel olarak öyledir. Genel olarak öyledir. Genel birkaç şey eğer sadır olmuşsa kendisinden aynen. Tövbe istiğfar eder. Allah-u Teala onu o yalanların, yalancıların sancağında değil, emanete hıyanet edenlerin sancağında değil de Cenab-ı Allah birkaç ömürde sadır olmuşsa tövbe istiğfar eder. Gidip helallık dileyecek. O kendisine tevdi edilen o mal sahibinden helallık dileyecek ve bu şekilde kendini affettirir Cenab-ı Allah'a. Ama bu ömür boyu hep yapmışsa bu her şey için, hayırda olan şeyler için geçerli, şerde olan şeyler için de geçerlidir hocam. Eyvallah hocam. Hazreti Ali'ye geldiler. Hatta sahabe-i kiram diyor bırakın dosta ihanet etmeyi, düşman gördüğü kişilere bile ihanet etmezdi. Düşman. Şöyle bir şey. Hazreti Ali ile halifeliği süresince arası iyi olmayan Zübeyir bin Avvam radıyallahu anh. Evet. İki büyük sahabe. Evet. İki aşere-i mübeşere. Zübeyir bin Avvam da evet. Aşere-i mübeşere'den. Böyle bir anlaşmazlık olmuştu aralarında. Bir adam geldi dedi ki Ali'yi senin için öldüreyim mi? Evet. Yani tabi şey de var hocam. Sahabedir. Allah Resulü'nün yıldızlarıdır. Fakat beşerdir. Aralarında münakaşa olabiliyor. Aralarında kötü söz, fena söz olabiliyor. Ama dikkat ettiğim bir şey var ki sonunda kesinlikle bir af dileme, helallik isteme, hani ahirete kadar falan genelde bırakılmıyor. İlla ki daha sonrasına gelip bir af, özür dileme var. Adam gelip diyor ki Ali'yi senin için öldüreyim mi? Zübeyir bin Avvam'a. Evet. Senin için öldüreyim mi? Evet. Onu öldüreyim. Aranız diyor bozuk. Evet. O da bir halife adayıdır zaten Zübeyir bin Avvam radıyallahu anh. Hazreti Ali radıyallahu anh'ı öldüreyim mi? Evet. Ama Zübeyir bin Avvam şunu söylüyor. Hayır diyor asla bu olmaz. Zira imkan bile bulabilsen, yapabilecek olsan bile, iman kendisine güvence verilen bir kimseyi ihanet ederek öldürmeyi engeller. Ya iman hocam. İman olursa kanı, malı, canı, ırzı hepsi kişiye haramdır. Hazreti Resulullah'ın yanına geldi bir tanesi sahabi bir müşriki öldürdü. Tabii o kelime-i tevhidi ikrar etti, söyledi. Dedi ya Resulullah böyle bir şey yaptım. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedikten sonra onu öldürdüm. Evet. Dedi niye öldürdün? Ya Resulullah korkarak söyledi. Dedi hayır. Dedi sen eşakakta kalbehu. Sen kalbini yardın mı? Kalbini yardın mı ki imansız olduğu, korkudan söylediğini sen kalbini mi yardın? İman batıni bir şey. İşte Zübeyir bin Avvam da radıyallahu anh, iman diyor bizi engelliyor o işi yapmaya. Yani bir mümini bir halifelik için, bir Müslümanların imameti için katletmeyi bize manihtir iman. Ve mümin bir kimseyi aldatarak öldüremez. Evet. Hocam Hazreti Ömer'e atfedilen bir söz var.
Onun bir şeyi var. Hazreti Ömer'in şöyle yapın dediği bir şey var. Yine Allah Resulü'nün en kıymetli arkadaşlarından birisi olan Hazreti Ömer bir kişiyi şu açıdan değerlendirmememizi bize tavsiye eder. Bir kimsenin ne namazına ne de orucuna bakın. Evet. Hani günümüz insanlarını anlayabilme, tanıyabilme açısından Hazreti Ömer'den, Hazreti Ömer peygamber değil ama Hazreti Ömer peygamberin halifesidir. Halifesidir. Bir kimsenin ne namazına ne de orucuna bakın. Konuştuğunda doğru söylüyor mu? Namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, hacca gidiyor olsa da diye ben şerh ediyorum. Esas şerhi sizden isteyeceğim. Kendisine bir şey emanet edildiğinde emanete riayet ediyor mu? Dünyalık meselelerle uğraştığında helali, haramı gözetiyor mu? Siz ona bakın. Evet hocam. Çok önemli bir söz hocam. Ama bu namaz kılıyor hocam. Namazına hocam oruç aslında tutuyor. Yani namaz doğrudur. Namaz kötülüklerden alıkoyar. Normal namaz. İnne salate tenha anil fahşai vel munkar. Yani fuhşiyattan, münkerden, İslam'ın tasvip etmediği şeylerden namaz sahibini engeller. Yani kamil anlamdaki namaz. Doğrudur. Bir insan kamil anlamda eğer o namazı eda ediyorsa engeller. Ama bir insan kamil anlamda eğer eda etmiyorsa normal suri olarak şeklen şekilsel olarak eğer o ibadetleri ifa ediyorsa yalanın olması, emanetsizliğin olması, vaade söz verdiği zaman sözüne muhalefet etmesi, bu kişiden sadır olması normaldir. Yani onun için Hazreti Ömer diyor eğer gerçekten namaz olarak eda edilmezse, hakkıyla, huşuuyla, tamam mı? Mükemmel bir şekilde. Oruç aynı keza. Yani eğer oruç kişinin diğer organlarını yani karnını ve fercini muhafaza ettiği gibi diğer organlarını da muhafaza etmese o oruç değildir diyor. Sevap. Cenab-ı Allah onun aç kalmasına da ihtiyacı yok. Yani bu ibadetler İslam'ın temel rükünleri eğer hakkıyla yapılırsa o kötülüklerden alıkoyar. Ama eğer yapılmazsa, hakkıyla yapılmazsa o zaman yalan da meydana gelir. Sadece çünkü şekilsel olarak yapılıyor. Hıyanet de olur. Söz verir, sözünde de durmaz. Onun için Hazreti Ömer diyor namazına, orucuna, hacca gitmesine bakmayın. Konuştuğu zaman bakın yalan söylüyor mu, söylemiyor mu? Ona bakın. Evet. Çok önemli hocam. Yani insanları cehenneme yüzüstü sürükleyen şey مَا يَكُبُّ النَّاسِ فِي نَارِ جَهَنَّمْ اِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ İnsanları cehenneme yüzüstü sürükleyen şey amel dilleriyle kesbettiği yalanlardır hocam. Onun için mümin geldi birisi sahabe Hazreti Resulullah'ın yanına geldi. Ya Resulullah mümin önceki hadislerimizde geçti. Evet. Korkak olur mu? Ceban diyor. Olur dedi Hazreti Resulullah. Yani savaşa gitmeyebilir. Korkak olabilir. Yani mümin olan. Sonra sonunda diyor cimri olabilir mi? Evet. Cimrilik de yapabilir. Birçok bir şey mümin ama insan iyi bir şey değil. Zekatını vermiyor cimriliğinden. Peki ya Resulullah mümin yalan söyleyebilir mi? Kamil anlamdaki mümin. Kalben tasdik eden. Dedi hayır. Çünkü o kamil anlamdaki imanla yalan bir arada bir müminin kalbinde barınamaz. Yer bulamaz. Bunlar artıyor hocam. Yani evet. Kamil mümin bir defa yalan söylediği gibi olmuyor. Tabii. Arkasında başka bir yalan, başka bir yalan. Onu evet. Kapatmak için başka yalanlar. Sonra evet. Yalancı olup çıkıyor. Evet. Burada bir de kitabımızda hocam Hendek Savaşı'ndan bahsediyor. Beni Kureyza Yahudileri vardı. Evet. Efendimiz onlarla Medine'ye gelir gelmez bir anlaşma imzalamıştı. Medine'yi, şehrini dışarıdan eğer birileri savaş saldırırsa oradaki sadece Müslümanlar değil, o Medine'de yaşayan bütün insanlar topyekün orayı savunacaklar. Evet. Hep beraber yapacaklar ama Hendek Savaşı sırasında
birkaç ay sürmüştü bu. Beni Kureyza terk etti. 10 bin kişilik müşrik ordusuyla uğraşırken Hazreti Ebu Bekir diyor ki onun gibi fazla sıkıntı yaşamadık biz hayatımız boyunca. Bir yandan savaşırken Medine'deki çoluk çocuğumuz için endişe duyuyorduk. Evet. Yahudiler çoluk çocuğumuza saldırabilir diye. Ve diyor hep şey yaptılar bize, taciz ettiler. Ondan sonrasında savaş bitti. Müşrikler mağlup oldu. Savaştan döndük. Kitabımızda şöyle geçiyor hocam. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ashabına daha döner dönmez. Her kim işitmiş ve itaat etmiş ise ikindi namazını Kureyza yurduna varmadan kılmasın. Evet. Diyor vakit olmuştu. Evet hocam. Hatta bazıları diyor namazı çünkü orası uzakta bir yer. Vaktinden çıkardılar. Beni Kureyza'da kıldılar hocam. Bazılar farklı anladı. Orada yani Beni Kureyze'ye gidilmesi icap ediyor. Emir o yönde. Ve namazlarını yolda kıldılar. Kaçırmadılar namazlarını. Ve bazıları bir kısmını da kazaya bıraktılar. Dediler ki Allah Resulü'nün kesin sözü var. Evet. Beni Kureyza'ya varmadan ikindi namazını kılmasın. Evet. Yani oradaki şeyi bazıları çok iyi anladı. Hadisi farklı yorumlamışlar. Bazıları farklı yorumladı. Ve diyor ki böyle bir ilanda bulunulmasını emretti. Çağrı yapıldı. İhanetin hesabı sorulacaktı. Evet. Hocam savaştan gelmişsin. Yaralıların var, şehitlerin var. Hendek Savaşı, İslam tarihindeki hani Müslümanların var olma, yok olma mücadelesiyle ilgili 3-5 savaş say dese içinde sayacağım bir savaş. Evet. Hendek Savaşı. Yorgun, argın, yaralı. Efendimiz diyor zırhını giydi hemen tekrar. Ya. Yani demek içerideki hainin ne kadar kötü olduğunu gösteriyor. Ve izâ tumine hâne. Evet, izâ tumine hâne. İçeride bir hain varsa, bir evde bir hain varsa, bir şehirde bir hain varsa, o şehir halkı güvende olamaz hocam. Onun için Peygamber Efendimiz daha, yani hocam Hayber çok sürdü yani Hendek Savaşı. Evet. Yani bir sürü sahabe çok yoruldu orada Hendekleri kazarken. Rivayetler anlatılıyor diyor. Peygamber Efendimiz o şeyleri biz kırarken diyor bir taşı diyor yani kaç vuruşla ancak şey yapabiliyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelip kendi mübarek elleriyle o şeyleri bir şeyde kırıyordu böyle temizliyordu. Ama günler aldı, aylar aldı. Açlardı. Tabii açlar sahabe-i kiram. Şimdi buna rağmen gelip Medine'de oturup yani gelip Hazreti Resulullah'a müşriklere karşı destek vermemeleri demek bu. Her fırsatta aynı şeyi yapacak. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem istirahat etmeden ben bu iş bunların işini bitirmemiz lazım. Ve sahabeye öyle emret. Konuşmak istiyorlar. Evet. Efendimiz kabul etmiyor. Hain hocam. Evet. Haine merhamet evet. Vatana ihanettir diye spotlaşmış bir cümle var. Evet. Haine merhamet olmaz. Efendimiz yapmadı çünkü. Evet. Konuşmayı da Efendimiz çünkü bunun bir açıklaması izahı yok. Anlaşma imzalamışsın. Saldırı olursa beraber savunacağız ve 10 bin kişilik orduyu görünce Efendimiz'i, ailesini, bütün Müslümanları yalnız bırakmışsın. Daha sen de vurmaya başlamışsın. Efendimiz şeyi de kabul etmedi. Sonunda anlaşma yolu şu oldu hocam. Dedi der ki biz hakem istiyoruz. Biz hatamızı biliyoruz. Hainlik ettik. Evet. Hükmümüzü de sen verme. Efendimiz'e pazarlık yaptılar hocam. Sen verme. Bizim hükmümüzü senin içinde yaşayan, senin sahabelerinden olan, ensardan olan bir isim söyleyeceğiz. Evet. O isim bize hakemlik yapsın. Ne hüküm verirse kabul ederiz. O isim? Sa'd bin Muaz. Sa'd bin Muaz. Evet. Çok büyük sahabe. Sa'd bin Muaz. Allah onlardan razı olsun. Efendimiz'e zamanında şunu da söylemişti. Ya Resulallah, çok sıkıntılı günlerde. Ya Resulallah bize hedef göster. Sen ateşe girsen arkandan gireriz. Bir büyük denize suya girsen arkandan gireriz. Biz seni asla yarı yolda bırakmayız. Bir tarafta ihanet edenler var. Evet. Bir tarafta o ihanetlere göğüs geren her şeyimizle yanınızdayız diyeni hata ettiler sanki hocam. Evet. Onu hakem seçtiler. Hükmümüzü o versin. Ne verirse de kabul. Mahkeme kuruldu. Hazreti Sa'd herhalde Medinelidir değil mi hocam? Ensardandır. Ensardandır evet. Ensardandır hocam. Ensardandır. Ve işin garibi de şu. Hendek Savaşı'nda yaralanan sahabelerden bir tanesi de o. Evinden çıkamıyor. Mescitte veya evinde. Evet.
Ve şöyle bir dua ediyor. Bazı rivayetlerde geçen şey. Allah'ım bize bu hainlik eden beni Kureyza'nın sonunu göstermeden canımı alma. Allah. Ve diyor yaralı yaralı o halde getirdiler oraya. Beni Kureyza'nın oradaki o toplantıya getirdiler hüküm vermeye. Ne hüküm vermişti onu okuyayım size bırakayım hocam. Yahudiler silahlarını bırakıp teslim olacaklar. Ora geldiği zaman da sordu. Benim hükmümü kabul edecek misiniz? İtiraz edecek mi? Hayır dediler. Ne hüküm verirsen kabul. Dedi benim hükmüm de şudur. Yahudiler silahlarını bırakıp teslim olacaklar. Yetişkin erkekler öldürülecek. Kadın ve çocuklar esir alınacak. Mallarına el konulacak. Perişan oldular yani hocam. Yani işte İslam'ın güzelliği hocam. Bak kadın bir de çocuklara çocuklar bunlar esir olarak alınır. Öldürülmeyecekler. Yetişkinler onlar. Zarar verecekler yine İslam'a zarar verecekler hain. Diye. Haindir. Haindir. Hain affedilmemeli. Ve gelip onlar öldürülecek. Silahları alınacak. Evet. Bu Hazreti Sa'd bu hükmü veriyor. Hükmü veriyor. Ama hocam Sa'd çok okuyan biri. Yahudiliği bilen biri. Tevrat'ı bilen biri. Evet. Hatta Efendimiz ona dedi ki sen onlar hakkında muhakkak mutlak melik olan Allah'ın hükmüne uygun hüküm verdin. Evet. Dedi zaten Sa'd da diyor bu hükmü muhtemelen ihtimal de olsa muhtemelen Tevrat'a göre vermişti ve bu hüküm uygulandı. Evet. Haine acımak yok hocam. Evet hocam. Şimdi gelelim 15 Temmuz'a. Müslüman görünümlü, muttaki görünümlü. Çocuklarımızı okutacak, ilim irfan verecek, altın nesil yetiştireceğiz diye ortaya çıkan hakikaten namazlarıyla, ibadetleriyle vesaire ön plana çıkmış bir grup. Evet hocam. Devletin yani onlara sonra, teslim ettikleri silahları, evet. Paraları, devletin onlara teslim ettiği... O silahları da devlete karşı kullanan, evet, bütün o yapılan Müslümanların o iyi niyetini gelip... devletin aleyhine kullanmak, askerleri şehit etmek. Savcı olarak, hakim, evet, olarak verdikleri de, hükümler. Bir de dış güçlerle mesela irtibatlı olarak bunu yapmak elbette hıyanetin ta a'lasıdır. Daha yükseğidir. Daha yükseğidir. İşte Hz. Resulullah da verdiği hükümle bunu Hz. Sa'd'ın verdiği hükümle ve sonunda kıssanın sonunda diyor Allahu Teala da bu şeyi senin bu yakın Sa'd'ın hükmüne onayladı. Onayladı. Evet. Farklı bir ayet gelmedi. Evet. Ne yapıyorsunuz siz falan, evet, denilmedi. Evet. Yanlış olsaydı yani bir şey verilirdi. Bir uyarı gelirdi. Yanlış olsaydı Eda, evet, Allah'ın buyruğuna, Allah'ın hikmetine uygun olmasaydı kesin bir şey gelir miydi? Gelirdi hocam. Allahu Teala çünkü peygamber masumdur hocam. Hazreti Resulullah ikrar etti. Sa'd'ın hükmünü kabul etti. Eğer yanlış bir şey olsaydı Cenab-ı Allah hemen uyarırdı. Hatta birçok konuda Peygamber Efendimiz'i uyarmış. Afallahu anke lime ezinte lehum. Evet. Sen onlara izin verdin diye Allah seni affetti mesela. Yani mesela o Abese meselesinde ve tevelle en ca'ahu l'a'ma. Cenab-ı Allah yani peygamberlikte esmet sıfatı var. Eğer muvafıksa zaten şari ikrar ediyor, Cenab-ı Allah ikrar eder. Muvafık değilse uyarır. Bunlar, bu bahsettiğimiz üç tane. Hı. Konuştuğu zaman yalan söylemek. Evet. Emanet edildiğinde emaneti çok açtık hocam. Evet. Çeşitlendirdik. Evet, emaneti. Bir de hocam, vaat hocam. Yani bu da çok önemli. Yani söz verildiği zaman, söz mesela... Yani bu birçok din kardeşimizde mesela biz bunu görüyoruz, tamam mı? Yani evde olduğu halde, tamam mı? Mesela bu yalana gerçi giriyor da çağrılıyor, babanız burada mı diyor, yok söyle, yok ben burada değilim. Yani bu halbuki, hem çocuğa... Halbuki hem, demiş ki evet, gelirsen bir yere gideriz. Gelirsen bir yere gideriz. Söz veriyor. Üstelik hem orada bir hem vaadından dönmüş oluyor hem de çocuğunu yalana alıştırıyor. Yani bu söz verme, yani sohbetimizin başında da bunu söyledik. Bir mani çıktığı zaman biz müminler olarak, Müslümanlar olarak, evet, bu hadisin içeriğine girmememiz için söz verdiğimiz zaman bir mazeret hasıl olursa
söz verdiğimiz kişiden özür dileyerek diyeceğiz ki bizim mazeretimiz var, bizi mazur görün, izin alacağız. Eğer izin almazsak hocam, söz verdiğimiz halde eğer katılmazsak, iştirak etmezsek biz bu hadisin içeriğine gireriz ve nifak hasleti bizde oluşmuş olur. Münafıklık alamet olur. اِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ Cenab-ı Allah'ın bir vasfıdır. لَا يُخْلِفُ الْمِعَادِ Cenab-ı Allah hiçbir zaman sözünden geri dönmez. Neyi vaat etmişse Cenab-ı Allah onu yerine getirir. Bunu da kullarından da ister, müminlerden de ister. Yalandır, işte emanete hıyanet etme, Müslümanlar birbirlerine güvenilir. Alışverişte girip alışveriş yaparsın, bir müminden bir şey istediğin zaman, alışveriş yaptığın zaman mümin sana güvenmeli. Yani gerçekten sen yani bir mümin olarak, mümin küsvesi altında bir ticaret yapıyorsan, bir iş yapıyorsan, Müslümanlar da senin yanına geldiği zaman gereksen müminlere, Müslümanlara hainlik yapmaman lazım. Onlar sana güveniyorlar. Bu iş eğer bu alışveriş yaptığı zaman 1 TL ise sen gelip onu 10 TL ile tamam mı? Der ya kar şeyine girer, ticarete girer. Ama Müslümanı aldatma. Müslümana hıyanet etme. Yani mümin alışverişinde müsamahakar olmalıdır. اِذَا بَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبِعْ سَمْحًا وَاِذَا اشْتَرَى فَلْيَشْتَرِي سَمْحًا Sizden biriniz alışveriş yaptığı zaman müsamahalı satsın. Satın aldığı zaman müsamahalı davransın. Bir din kardeşimiz gelip bize güvendiği zaman biz de o güveni kendisine vermemiz lazım. Hıyanet etmememiz lazım. Eyvallah. Hiçbir zaman unutulmamalıdır ki bu dünya fanidir. Baki olan ahiret hayatıdır. Kişi gerçek cezayı orada çekecektir. Evet hocam. Yani Sa'd bin Muaz bir hüküm verdi. Ülkemizde hainlik edenlere bir hüküm verildi. Dünyevi hüküm. Ama diyor evet. Esas ceza orada verecek. Hain de hainlik ettiği şeyin günahı ile birlikte kıyamet gününde hak ettiği cezayı eksiksiz olarak çekecek. Evet. Başkasına hainlik edenin sevapları hainlik ettiği kişiye verilecek. Evet. Hatta Allah Resulü'nün ifadesine göre hain cennete giremeyecek. Yani zaten hak hukuk hocam eda edildiği zaman boynuzlu keçi işte boynuzsuz keçi boynuzlu evet. keçiden hakkını aldığı zaman evet. yani kısas yapıldığı zaman işte insanlar da haklarını birbirinden alacaklar orada. Cenab-ı Allah adalet terazisini kurup orada birbirlerinden haklarını alacak. Yetmezse hocam, yetmezse. Bu dünyada yetmezse, iyilikleri yetmezse, karşı tarafın kötülüklerinden kendilerine aktarılacak, verilecek. Yani benim haklarımı gasp etmiş, bana hainlik yapmış, ona güvendim, kendisine malımı bıraktım, tamam mı? Kendisi de eğer hainlik yaparsa, Cenab-ı Allah yarın onun iyilik yapmış olduğu iyilikleri alır, bana verir. Benim de eğer iyilikleri yetmezse benim kötülüklerimden alıp kendisine yüklettirecek. Hainlik hocam sanki ayrıca bir bölüm olarak da açıldı. Çünkü dedi hainlik edenin cennete giremeyeceği evet. ihanetinden dolayı. Evet. Yani kendisine güvenildi. Çünkü diyor bir insan ya emin olur evet. ya da hainliğe doğru gider. Evet. Ve diyor hedefi ortasında elbette vardır da. Zirvesi emindir. Zirvesi kötülükte ise ihanet eden hainliktir. Efendimizin şu müjdesiyle artık sonlara yaklaşıyoruz. Der ki bir müminin kibir, hainlik ve borçtan uzak olduğu halde ruhu cesedinden ayrılırsa. Evet. Üç tane. Evet. Kibir, hainlik ve borçtan uzak olduğu halde ruhu cesedinden ayrılırsa onun da cennete gireceğine müjde vermiştir. Evet, yani kişi kibirden, hain değilse, kibirli, de mütekebbir, büyüklük taslayan bir insan değilse, tevazu sahibi evet. ise, bir de borçtan da hali ise, başkası yani ondan bir şey talep etmiyorsa, o yönde öldüğü zaman, evet hocam, borçtan hali ise, çünkü Peygamber Efendimiz borcu olan kimselerin cenaze namazını kılmadı dedi, borçlarını ödeyin, ondan sonra. Bu sıfatlarda olan bir kimse cennete girecek. Cennete girer.
El Müslimu ahul Müslim hadisiyle bitirirsek. Evet hocam. La yazlimuhu ve la yuslimuhu. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona hainlik etmez, yalan söylemez. Onu zor durumda yüzüstü bırakmaz. Evet hocam. Sıkıntısı olduğunda sıkıntısını giderir. Paylaşır. Gidip onunla beraber sıkıntısını. Zaman onu, ona yardımcı olur. Zulüm yapmamaya onu engeller. Evet. Müslüman öyledir. El Müslimu men selim el Müslimune min lisanihi ve yedi. Müslüman, Müslümanların onun elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Hocam şu duayla da bitirmek isterim ki hakikaten böyle bir dünya olsa kimsenin kimseden zarar görmediği, şurada Müslüman var, oradan kimseye zarar gelmez, ihanet etmezler, doğru konuşurlar, yalan söylemezler, kimse sıkıntı yaşamaz, kandırmazlar. Yani televizyonda artık şu haberleri duymaktan bıktık hocam, falanca kuyumcu da soyuldu, falanca emeklinin maaşını çekerken gaspçılar aldı. Ya Müslüman bir ülke, emin olunması gereken bir ülke. İnşallah bunların da yaşanmadığı, gerçekten Müslümanların ahlaklarıyla hüküm sürdüğü, kimseden zarar görülmediği, aldatılmadığı, yani artık... Hocam yani şu mesele, bunu iyi şey yapmamız lazım. Biz İslamiyet'e dönersek hocam, İslamiyet'i yaşarsak bu şeyler engellenir. Bu şeyler yok olur. Eğer İslamiyet'i yaşamadığımız sürece bu şeyler devam eder hocam. Asr-ı Saadet'te, yani İslam coğrafyası bütün dünyaya hükmetti. O İslam'ın güzelliğiyle hükmetti hocam. Evet hocam. Yani diğer toplumlar Müslümanlara bakarak, eğer İslam böyleyse biz niye İslamiyet'e girmeyelim? İslamiyet'i tercih ettiler. Madem ki İslam böyle güzelmiş, öyleyse, ve bu şekilde yaşanıyor imiş. Biz niye İslamiyet'e girmeyelim? Hocam haftaya konumuz riya. Rabbim sizleri bizleri muhafaza eylesin. Amin. Allah'ım huzurundayız. Hadisleri okuduk. Peygamber Efendimiz'in mesajlarını okuduk. O mesajları güzel şekilde anlayabilmeyi, yaşayabilmeyi hepimize nasip eyle. Amin. Bizleri hadisten, hadisin güzelliklerinden, ayetten, Rabbimizden, merhametinden, müjdesinden uzak eyleme ya Rabbi. Bu yayınların sizlere ulaşmasına yardımcı olan kardeşlerimizden, aracı olan kardeşlerimizden razı ol ya Rabbi. Bu hadis sofralarından nasiplenen kardeşlerimizden razı ol. Sıkıntısı olan tüm kardeşlerimizin sıkıntılarını gider ya Rabbi. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.